Vlandia ile büyük savaşlara girdik. Bu savaşların çoğunda da biz galip ayrıldık. Hatta Vlandia'nın kendi ana şehirlerini bile ele geçirdik. Kendi lordlarımın aptallıklarıyla da bayağı bir uğraştım. Durduk yere öndeyken barışa zorlamaları, ordu kurup kuşatmalara desteğe gelmemeleri, kalemiz alınırken kalemizi kurtarmaya bile gelmemeleri. Ve lordlarımın zorlamasıyla benim siyasi yetkilerimi azaltan kanunları geçirmeleri, üstüne bir de halkın refahını, güvenliğini azaltan, kendi gelirlerini arttıran kanunları geçirmeleri. Halbuki biz bu krallığı halk için kurmuştuk. Onların hayat kalitesini arttıracaktık. Onlara yeni bir umut olacaktık. Ama lordlarımın tavırları çok farklı. Bu durum beni biraz düşünmeye itti. Artık çok daha sert kararlar almalıyım. Tavrımı belli etmeliyim. Bu değişim için lordlardan beklediğim tepkiyi alamadım. Artık efendiliği bırakıp sert bir lider olma vakti geldi. Biz savaştayken Kuzeyitler bize arkadan savaş ilan etti. Hem de iki kez. Şimdi ordumu toplayıp onlardan bir intikam almaya gideceğim. Kuzey İmparatorluğu'nun oradan geçiyordum. Dedim bir Maritzios'la bir daha konuşayım. Belki ikna ederim. Ama kritik hata yaptım. Yani ne istiyor benden anlamıyorum ki. Evleneceğiz sanki adamla. Kuzeyitlerin oraya gittim. Bir de ne göreyim? Kral Monçuk. Hemen onun peşine düşüp onu yakaladım. Dedim zor zamanımızda savaştayken bizi arkamızdan vurdun. Monçuk yakıştı mı dedim. Savaş hali dedi. Çık dedim karşıma. Atlı okçular önden bize doğru geliyor. Ben de onlara doğru gidiyorum tabii. Atlılarına çok sağlam bir hasar verildi. Bizimkiler meydanda kapışmaya başladı da çok da zorlanacaklarını sanmıyorum. Ya Monçuk'un piyadeleri savaş alanına gelmiyor bile. Dağın köşesinde arkalarını dağa vermişler. Atlıları yollamışlar önden, orada bekliyorlar. Yani konum olarak bir avantaj elde ettiler tabii ama atlıları meydandan silinince şimdi bizim süvariler geldi, onları bir tahrik ediyorlar, bir dağılmaya zorluyorlar. Ya tabii siz burada bekledikçe bizim okçular sizi patır patır avlayacak. Yani biraz geç de olsa sonunda meydana inmeye başladılar. Kaçmalarından iyidir tabii. Bizim okçular da sıkıyor, geri çekiliyor. Yani adamlar zaten gelirken paramol tüfek darbesine uğramış gibi yolda patır patır düştüler. Şimdi bizim piyadeler atlıların da desteğiyle beraber bunları biçiyor. Monçuk'u esir aldım. Sonra dedim ki bizi arkadan vurdun Monçuk dedim. Hem de bir kez değil. Buraya geldim, seni yendim ve affettim. Belli ki tavırlarımı yanlış anlamışsın. Şimdi bu yaptığının bedelini Kuzeyitler ödemeli. Onların kralı olarak da sen. Kuzeyitlerin başına Monçuk'un oğlu geçmiş. O da 39 yaşında. Babanın hatalarını yapmazsın umarım. Eğer yaparsan başına ne geleceğini biliyorsun. Bizimkiler buraya gelip Sibir'i almışlardı ama Sibir hemen isyan etmiş. Bizimkiler Sibir'le uğraşsın, ben de Kuzeyitlerin ordularını toplayıp onları kesmeye, tutsak almaya devam ediyorum. İdam etmeyeceğim tabii bunları. Sibir'in isyancı lordlarını da yakalıyorum. Tabii biz burada yokken, ordularımız burada değilken savunmasız şehirlerimizi ve kalelerimizi almışlardı. Şimdi onları geri toparlamaya geldik. Bizim lordlar şimdi Kuzeyit'le barış yapalım diyorlar. Yani kaybettiğimiz yerleri alınca artık daha fazla doğuyla uğraşmayalım Kuzeyit'lerle diye barış yapmak istiyorlar herhalde. Hadi olabilir, tamam. Lordlarımız meğer Asera'ya savaş açmak istiyormuş. Niyetleri farklıymış. Kuzeyit'leri aradan çıkarmak istiyorlarmış da Asera'yla gücümüz çok başa baş. Açalım ama bize fark etmez. Sturgia'nın sağlam lordlarından biri olan Oleg şu an benim şehrimde takılıyormuş. Ben de hazır gelmişken kendi şehrimde onu bir misafir edeyim dedim. Bir de karşısına çıkayım, bir konuşayım, belki bize gelir dedim. O da bir gelmek istiyor gibi duruyor. Evet. Yani 170 bin dinar istedi. Diğerlerine göre çok az. Herhalde bayağıdır boşta olduğu için artık bir yere kapak atayım dedim. Bunda psikoloji bozuldu herhalde. Yani biz şu an Asera ile savaştayız ya. Zorlu bir savaş ya. %90 falan diye gelir bizi arkamızdan vurur. Güney İmparatorluğu da şu anda çok zor durumda ve bir sürü lordları var. Bizim için pazar yeri gibi bir yer yani. Hemen Lord Sanion'u yakaladım. Zor da olsa ikna etmeyi başardım. 489 bin dinar istedi.
Yani rekor ama verdik artık. Sichanis kendisi ünlü bir lord. Belki yanıma katarım dedim ama o gelmek istemiyor. Sadık bir lord tabi. Bir de dedim şu Temion diye biri varmış. Onu da bir şansımızı deneyelim. Yani Temion da 408 bin dinar istedi. Bu Güney İmparatorluğu lordları bir tık fazla para istiyor gibi. Bunlar da öyle krallık değiştirirken bonservis ücreti, imza parası gibi bir şeyler alıp duruyorlar. E bu yeni lordlarımızla beraber güç dengesinde Aseray'ın bir tık önüne geçmeyi başardık. Bunlar da hep taktiksel hamleler. Bizimkiler gitmiş Aseraylardan kale fethetmiş. Bir de gidip imparatorluk topraklarını Sturgiyalılara, Sturgiya topraklarını imparatorluk lordlarına falan veriyorlar. Zeka desen yok. Bizimkiler şimdi gitmiş Diatma'ya kuşatmaya oturmuş. E Aseraylar da şu an Kuzey Yiğitlerle bir savaş halinde. Onlarla da sınırları daha çok olduğu için çok desteğe gelemezler. Bak yine de ufak da olsa bir ordu toplayıp kuşatmaya desteğe gelmeye çalışıyorlar. Ama onları ben gördüm. Artık geçmiş olsun. Bir de bu adam bana diyor, seni diyor tutsak alacağım diyor. Seni keseceğim diyor. Raconsal konuşuyor. Gel bakayım bir beni nasıl tutsak alıyorsun ya? Bana bir vur ki beni bir gaza getir. Bu hangi lordları acaba? Oy. Lord Jalfar'mış. Bizim okçular şunları bir vursunlar bakalım. Şu kaliteli okçuların olunca da çok güzel oluyor ya. Kalkan duvar yapmış, yürekli bir şekilde kapışmaya geliyorlar. Düzen bozma piyade, düzen bozma. Bu okçular sana güveniyor. Şu an çok sert bir savaş oluyor. Atlılar da bu ortadaki savaşa o kadar desteğe gidemiyor ama bizim piyadelerin bir tadına baksınlar. Yine de beni şaşırttılar. Aseray'ın piyadeleri bayağı uzun bir süre meydanda ayakta kalmayı başardı. Sayısal olarak az olmalarına rağmen çok yiğitçe savaştılar. Arka tarafta da bir okçu bırakmışlar da bu piyadeler gidince okçuları keseriz. Okçular kalmış. Bizim atlılar şen bir şekilde yavaş yavaş okçuları kesip bitirdiler. Ama çok ciddi olarak zorlandık bu savaşta. Kuşatmaya da yardım ettim. Şu Diatma'yı aldık. Aseraylar da Kuzey Yiğitlerle olan savaşı bitirdi herhalde. Buraya çok sağlam ordular getirmişler. Diatma'yı geri almak için de bir ordu toplamışlar. O orduların bir hemen yakalanması lazım. Siz çok çakalsınız ha. Boş bıraktığımız şehri gelip geri alacaksınız. Dedim çok mu istiyorsunuz dedim Diatma'yı almak, oraya girmeyi o kadar istiyor musunuz ya dedim. O zaman gelin ben sizi bir şuraya bırakayım, burada tatlı tatlı takılın. Bizimkiler kuşatma yapıyordu. Aseray'da büyük bir ordu toplamış savunma için geliyor ama ben de pusudayım. Hadi bakayım. Sağlamından bir kestik, baya sağlam bir ordusu yok olduğu için artık Aseray baya belini doğrultamaz. Zamanında bizden aldıkları her yeri yavaş yavaş geri alıyoruz. Temiz. Baktım bir ordu kuruyorlar. Hemen gideyim dedim şu yılanın başını küçükken ezeyim diye enseledim. Yakaladıkça Aseray lordlarını da kesiyorum. Şimdi de başka bir ordu topluyorlar. Hemen onun peşine de düşüyorum. Yani büyük ordularını kestim. Küçük yeni kurulan ordularını bile yakalayıp kesiyorum. Şu an psikolojileri bitti adamlar. Yani beklediğimiz oldu ve dert ert arkamızdan bize savaş ilan etti. Bir kere de şaşırt be adam. Dedim o zaman biz Vlandia'ya odaklanalım. Aseray'dan zaten alacağımızı aldık, bir barışalım. Ama lordların barışmayı reddediyor. Hayır diyorlar. 1130 nüfus istiyorlar evet demem için. Yani para istiyorlar, para. Şimdi Vlandiyalılardan o kadar zorlukla aldığımız kaleleri geri mi vereceğiz yani? Yani serisinden şimdi bu Aseray ordularını, lordlarını yakalayıp kesmem ve onları barışa zorlamam lazım. Çünkü bizim lordlar haraç istiyor. Bir Aseray ordusu daha kestim. 2300 haraç alacağız deyince bizim lordlar bu sefer kabul etti. Hala etmeyen lordlar var, yani daha fazla istiyorlar. Biz bunları nereden bulduk? Nasıl para göz oldu bunlar ya? Al işte Vlandiyalılar yokluğumuzdan faydalanıp kaleleri kuşatmaya başlamış. Dünyanın en batısında savaşacağız diye en doğusundaki Kuzey Yiğitler bize savaş ilan etti. Canım karım Silvint'in de ne işi varsa Kuzey Yiğitlerin ortasında duruyor. Herhalde Monchu'nun intikamını almak istiyorlar da kellelerinden olacaklar. Baktım Vlandia lordları köylerimizi yağmalıyor. Ulan dedim orası zaten Vlandia köyü, yani sizin köyünüzdü. Benim köyüm, ikimizin ortak halkının köyü, niye oraları yağmalayıp köylüleri öldürüyorsunuz dedim. Tövbe yarabbim. Baktım bir köyümü daha yağmalıyor. Bunlar delirmiş herhalde. Nüfus kaybetmemek için ordu kurmamışlar. Balık sürüsü gibi beraber dolaşıyorlar. Bir anda bir yerlerden çıktılar. Bizim orduyu kıstırdılar, kesiyorlar. E bu durum beni bir tık sinirlendirdi. Oradan buradan çıkıp pusu atmak, ordumuzu kesmeler falan. Ufak bir ordu topladım. Güç olarak dengedeyiz. Ama şunlara bir kapışalım da Vlandia tehlikesi büyümeden yok olsun dedim. Güçler çok dengede ve herkesin en sağlam askerleri burada. O yüzden bu cephede kazanan büyük ihtimal savaşın kalanını da kazanır. Köprüyü tutmayı düşünmüyorum. Köprüyü geçmelerine izin vereceğim çünkü arka tarafta bir piyade destekli okçu atışıyla onlara eriteceğim. Onlar da köprüyü geçmek yerine süvarilerini yolladılar. Bir süvari kapışması olsun istiyorlar da yani çok olur mu emin değilim.
Nereden bulduysalar da Aseraylı Kuzey İt'i falan atlı okçular bulmuşlar. Herhalde benim süvari ünümü duydular, onu engellemeye çalışıyorlar da Kuzey İt'in kendisi engelleyememiş. Hocam sen nasıl engelleyeceksin? Çok yoğun bir atlı kapışması geçti ama buradan biz karlı çıktık. Bizim çünkü inanılmaz bir süvarilerimiz var, şunlara bak maşallah. Daha savaş meydanında piyadelerin kapıştığını görmedim. Yani durmadan bir atlılar ortalıkta kapışıyor, piyadeler köşelerde izliyor savaşı. Bunların dedim köprüyü geçeceği yok. En azından biz bir yaklaşalım şunlara. Orada bekliyorlar çünkü. Şunlara bir okçu atışır da bir kışkırtırız. Köprüyü tutmakta Vlandiyalılar kararlı. Askerlerinin çoğu da okçu. Herhalde okçudan ve süvariden oluşuyorlardı ama süvariler gitti artık. Bizim süvariler bir köprüye baskın yapınca hemen bir geri çekilmeye başladılar. Yine de helal olsun. Köprüyü çok sağlam tuttular. Alan dar olunca bizim askerlere birebir kaldı. Sayısal üstünlüğü sağlayamadı. Şimdi ise köprü çıkışında kendi ordu kamplarına doğru çekiliyorlar. Taktiksel olarak çok mantıklı bir hamle yaptılar çünkü destek kuvvetlerin yanına çekildikleri için. Bizimkiler orada eridikçe, onlara destek kuvvet geldikçe sayısal üstünlüğü alıp bizimkileri kesiyorlar. Bizim destek ta köprünün öbür tarafından gelince burada yalnız kalıyoruz. Orduyu yöneten düzgün biri olmadığı için, yani bir geri çekilelim, bir toplanalım, farklı bir taktik deneyelim falan diyen olmadığı için bayağı bir kayıp verdik ama sonunda kazandık. Tutsak aldıkları lordlarımızı da serbest bırakmış olduk. Kral Dertert'i aldım karşıma. Dedim bunların hepsinin sorumlusu sensin. En başında benim fikirlerimi reddettin, beni uzaklaştırdın. Bu kadar Vlandiyalı çocuğun ölmesinin sebebi sensin dedim. Şu an Vlandiya'ya karşı acayip net, çok ciddi bir üstünlüğümüz var. O yüzden şimdi gidip Jakulan'ı da düşüreceğim. Hadi bakalım. Burası onların önemli bir şehri. Burayı düşürünce psikolojik olarak da bayağı bir darbe alırlar. Şehrin fethedilişini de uzaktan izliyorum. Ya adamlarda bir tane asker kalmış. Bir tane. Onu öldüremediğimiz için şehir düşmüyor. Yani kral tek başına tutuyor şehri. Çekilin dedim ya. Çekilin. Nerede o adam dedim. Son anda öldürdüler yani. Ben gelince bir heyecan yaptılar herhalde. Jakulan düştü ama arka tarafta bizim kalelerimizi de kuşatıyorlar. Oraya bir desteğe gitmemiz lazım. Ondan sonra döneceğiz ve Vlandiya'yı artık bitireceğiz. Kuzeyitler tabii fırsattan istifade arka tarafta kuşatma atıyorlar ama onların da zamanı gelecek. Ya Jakulan'ı aldım, arkada bir kaleye desteğe gittim diye döndüm. Hemen burayı tekrar düşürmüşler ya. Ulan bu kadar hızlı olacaksa ben niye emek harcadım? Ben ne kadar hızlı yetişebilirim buralara? Hayır, yakalamayacağım mı zannettin ordunu? Gelip kesmeyeceğim, bu şehri geri almayacağım mı zannettin? Adam 100 kişiyle, Morkon 100 kişiyle koca şehre kuşatmaya oturuyor ya. Ben şimdi başka bir şehri kuşatmaya gitsem adam 100 kişiyle alacak burayı. Artık bunların gördüğüm 20-30 kişilik lordlarını bile kesmeye başladım. Çünkü belli olmaz, gelirler benim şehrimi, kalemi falan kuşatırlar. Şimdi de Aseraylar bize savaş ilan etti. Yani bu dünyanın yükselen gücü olduğumuz için bütün krallıklar aynı anda bizimle savaşıyor. Aseraylar ve Kuzeyitler şu an çok da umurumda değil. Ben Vlandiya'ya odaklandım. Öncelikle burayı bitirmem lazım. O yüzden bir kuşatmaya daha oturdum. Kaleyi temizinden düşürdüm. Bu kalenin içinde bizim askerlerimizi yakalayıp burayı tutsak etmişler. Onları da bir kurtarıp ordumu alıyorum. Oo, burada bir Vlandiya ordusu kuruluyor. Hayırdır? Ne olacak, bir yerler mi fethedilecek yoksa? Kuzeyitlerle haraç karşılığı barıştık. Haracı ödemeyi kabul ettiler tabii çünkü bir kalemizi bir şehrimizi almışlar. Yine de bütün dünyayla uğraşmak çok zor olduğu için barışmak zorunda kaldık. Gelin gelin kuşatın. Tuzağıma düştüler. Güney İmparatorluğu bize savaş açmış. Bunlarla hayatımızda ilk kez savaşacağız. Hemen orada bir kale var, fırsat var diye yapıştırdılar savaşı. Yani şu, birisi bize savaş açtı, birileriyle savaşıyoruz diye bütün dünyanın bize savaş açması bir tık gıcık. Bu Vlandiya ordusu burayı kuşatmaya mı geliyor? Ben ne yapacağım şimdi, görmüyor musun burada 1037 kişilik orduyu? Çok dehşet bir ordu topluyorum çünkü Galent şehrini istiyorum. 2000 kişiyle geldim, kuşatmaya oturdum. Bizimkiler de şimdi Vlandiya ile barışalım diyor ya. Eğer duvarları yıkmayı beklersen bizimkiler hemen barışmaya kalkar. O yüzden kayıp verme pahasına duvarları yıkmadan askerlerimi yollamak zorunda kaldım. Galent de alındı. İki şehir bir kalelerini almış olduk. Bayağı hızlı başladık. Bir kaleleri de kuşatma altında. Tüm uğraşlarıma rağmen Vlandiya ile barıştık. Yani kral benim. Benim onayım olmadan bir şeyler yapılıyor ya. Şimdi bu Tessinor'un tekrar karşısına geldim. Yani Beşiktaş Taliska'yı bu kadar zorlamadı. Sonunda bu adamı da krallığıma katıyorum. Yani beni çok zorladı. 400 bin dinar istiyor ama gel artık gel. İçime dert olmuştu.
Kraliçe Ragea'nın ordusunu gördüm. Fırsatçılık yapıp bize saldırıp kalemizi kuşattığı için onun da bir cezalandırılması gerekiyor. İsminizi öğrenebilir miyim diyor. Zaten biliyorsun, geç bu ayakları. Zorlanmadan Ragea'yı da kestik. Kendisiyle bir tanışıklığım, bir husumetim yok ama bu yaptığının bedelini ödemesi gerekiyordu. Ragea'yı idam ettiğim için benim bütün dünyaya onursuz olduğumu ilan ettiler. Vlandia da bize savaş açtı bunun üzerine. Yani bugüne kadar kesip bağışladığım, gitmesine izin verdiğim lord sayısı belki 500'dür. İki kişi idam ettik, onursuz olduk. Yani Vlandia birazcık garantici takılıyor. Benim buralarda olduğumu bildikleri için bir kaleyi kuşatmaya bile 2000 kişi falan gelmişler ama fark etmez. Toplayın orduları. Vlandia şu an bizim orduları sıkıştırdı. Kesiyorlar. Arkadan bir destek geliyor ama. O destekle beraber Vlandia'nın umutlarını erkenden söndürdük. 2000 kişiyle aldıkları kaleyi de serisinden geri aldık. Bir kalelerini daha kuşatmaya oturuyorum. Bitireceğim bu Vlandia'yı. Haydi ordularım, serisinden alıverin burayı. Lan bayağı da bir asker var ha. Harbi sağlam toplamışız. Bak şu an bir tane asker kaldı düşman. O da arada bir yerde. İki taraf ona ulaşmak için birbirini ittiriyor. Bu taraf diğer tarafa, burası onlara doğru ittiriyor. Herif arada artık boğularak öldü herhalde. Vlandiyalıların ordularını da yakaladığımız yerde kesip tutsak alıyoruz. Bir kent kuşatmasına daha oturuyorum. Haydi çocuklar, şu kaleyi de düşürün. Burası normalde beni bir tık daha zorlayabilirdi. Çünkü sayı olarak bayağı bir savunucusu vardı. Yine de sabırlı davrandım. Sağlam ordularını kestiğim için arkadan kuşatma yapamazlar diye düşünüp duvarları yıktım. Duvarlar yıkıldığı için de benim bu kuvvetli, gelişmiş, tecrübeli ordum zorlanmayacaktır. Yani şehre girdikten sonrası zaten bizi zorlamıyor. Sadece o duvarların yıkılma süreci, o süreçte arkadan yapılacak olan kuşatmaların stresi bizi zorladı. Bir de taktiksel olarak bu kaleyi düşürürsek mükemmel olacak. O kalenin düşmesiyle beraber burada bir tek Ostikan kaldı. Orası da düştüğü zaman Vlandia'yı iyice bir yarım adaya hapsetmiş olacağız. Süreç çok uzun sürse de, yavaş yavaş da olsa Vlandia'nın bütün şehirlerini ve kalelerini düşürmeyi başardık. Zaten son zamanlarında artık savunacak hiç güçleri kalmamıştı. Tabi bu savaş sürecinde gücümüzü biraz kaybetsek de yine de Vlandia'nın 4 katı kadar bir gücümüz var. Sonunda Vlandia tehlikesini silmiş olduk ve bütün topraklarına hakim olduk. Bu durum bizi birazcık doğuda zorladı. Bütün gücümüzü Vlandia'ya odakladığımız için orada birkaç kuşatmayı kaldıramadık. Özellikle ben bütün nüfusumu bitirdim. Yani Vlandia savaşı sonrası 300 nüfusum kaldı. O orduları elde tutmak bayağı nüfus istiyordu. Şu an yani beni krallıktan atmak için oylama yapsalar atacaklar yani. Şimdi Vlandia ile barıştık. Tabi barış sonrası Vlandia'nın birçok lordu boşta kaldı. Yertsiz, yurtsuz, kalesiz, parasız durumdalar. Onlarla da gidip konuşacağız. Artık diyeceğiz yeni bir yönetim, yeni bir anlayış var. Bunu kabullenip bize katılmak istiyorsanız bizim kurallarımızla katılabilirsiniz. Tabi çoğunun isteyeceğini zannetmiyorum çünkü krallarını idam ettim. Artık gücümüzü toplayacağız ve biraz aserayları yıpratabiliriz çünkü sesleri fazla çıkmaya başladı. Vlandia'nın son bir şehri varmış gözden kaçan. Biraz daha güneyde Aseray'dan aldıkları bir şehir. Şimdi bütün lordlar oraya sığınmaya gider. Yani bu Vlandia tehlikesi hala bitmiş değil. Kır saçlıyı aldım karşıma. Kır saçlı dedim. Bu mücadelemde hep yanımdaydın. Bana destek oldun, akıl verdin. Artık seni ödüllendirmek istiyorum dedim. Senin de bir lord olma vaktin geldi. Bir yerleşke yönetme vaktin geldi dedim. Lordum, ben artık 50 yaşındayım. Bizden geçti dedi. Yok dedim kır saçlı. Sen 20 yaşında, biz sıfırken bu mücadeleye başladığımızda çoktan hak etmiştin dedim. Kır saçlıyı da bir lord yaptıktan sonra Merok'a, yani köyüme döndüm. Şöyle bir ortada dolaşmaya başladım. 20'li yaşlarda bıraktığım yere 43 yaşında geri dönüyordum. Artık ben ne yapacağım, bu hayatta ne işe yarayacağım diye düşündüğüm ateşin başına baktım. 20 yılda hiçbir şey gelişmemiş. Haydutları kesmek için bir çocuk olarak çıktığım bu yere bir imparator olarak geri dönüyorum. Garip hissettiriyor. Epic Rotea'ya gittim ve tahtıma oturdum. Bunca geçen zamanı, mücadeleyi, savaşları düşündüm. Amacım halkı kurtarmaktı. Onların seviyesini yükseltmekti. Sonunda hedefim olan Vlandia'yı da fethettim. Yeni bir krallık kurdum. Artık bu krallığın altında yaşıyorlar ama yine de lordlar aynı lord. Hepsi yine para göz. Yine halkın üzerinden geçinmeye çalışıyorlar. Bu durum çok canımı sıktı. Halbuki ne kadar iyi hedeflerle çıkmıştık. Yine de dedim önemli değil. Çünkü dönüp
eserime baktım. En iyi halinde değil ama bugün dünden daha iyi dedi. O zaman sızlanmayı bırak. Yarını da bugünden daha iyi bir hale getir. Hedeflerin bir günde olacak diye bir şey yok. Bu bir süreç işi ve bu sürece devam etmeliyim dedim. Artık krallığımı tehdit eden şey Vlan diye değil, dünyanın kalanı. Hepsi bu krallığın yok olmasını ve eski düzenin gelmesini, krallığımdan pay almayı istiyor. O yüzden yapılacak belli. Güvenliğimiz için bütün dünyayı fethetmeliyim.